Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İrfancan, Can, Cengiz Ünder gibi birazcık profesyonel yaşayabilse, birazcık disiplini olsa, birazcık istikrarı olsa biz Cengiz İrfancan Can Kahveci şu anda belki de Avrupa'nın çok büyük kulüplerinde falan izliyor olurduk. Haklısın. Bir de psikolojik olarak İrfan Cengiz gibi keskin ve lider karakterli biri olmadığını da yani yorumlamak lazım bunu söylerken daha farklı bir rol oyuncusu olduğu zaman daha rahat hareket ediyor ki o bilgiyle senatok vermişti zaten. Oyuncuların bir de Erbatur şöyle bir şey Liderlik var. Liderlik baskısı yani şöyle, şöyle bir şey var abi. stilleri farklı, başka bir şey. Abi Or önünde, önündeki, arkandaki, sağındaki, sondaki adamların kalitesi yükseldiği zaman senin de kaliten tabii. yükseliyor. Haklısın bunlar. Ne zaman düşük kaliteli adamlarla örsen senin de kaliten düşüyor abi. Veriyorsun, alamıyorsun, alıyorsun, veremiyorsun. Anladım böyle bir duruma düşüyorsun yani. Abi geçen o kaliteyle ilgili bir şey. Şimdi etrafı daha kaliteli oyuncularla kuruldu. Geçen sene kötü bir transfer sezonu geçirildi diye burada hep konuştuk zaten. Evet. Yansıdı da o oyuncuları şimdi göndermek için uğraştığım birçoğunu yani. Abi. Yani Cengiz'in hızıyla, oyun tarzıyla, kanat özellikleriyle, İrfan Can'ın sağ kanat oynaması arasında dağlar kadar fark var. Tabii canım. Yani bunlar farklı mevkilerin farklı. Orada e, İrfan Can'ın sağ açıkta oynatılması Cesun e, hatalarından bir tanesiydi. Yani biz, E şimdi e, İsmail Hoca e, da geldi orada oynatıyor. Yo solda da oynattı geçen son. Ya kenarda falan. oynatıyor adam Kenar 8 numara normali tamam, 8 numara. Ama solda oynattı oradan etkilik yaptı. Mesele değil bazı maçlar iyi oynayabilir. Bir maçta iyi oynar, gol atar, alkışlanır, ikinci maçta ıslıklanır. Buradaki temel nokta artık Fenerbahçe'de hücum etkinliği anlamında hepsinin bir yedeği var. Orada Kent var, e, Tadiç var, baktığın zaman e, İrfancan orayı zorlayabilir, yarın Emre Mor var, dönüyorsun Cengiz var. Yani orada Şimaski girmiş, Şimaski'nin arkasında. Yani Fenerbahçe hücumsal anlamda hmm. ve orta saha organizasyonlar anlamında o geçişleri sağlayacak birçok alternatifim var. A olmaz B olur, İsmail olmaz bir şey kalır. Yani illa e, şeyle Krespo'da dönebilirsiniz. Krespo gidecek. Crespo da İtalya'da İtalya'ya gidecek de önce 6 numara transferini açıklarlar büyük ihtimalle. Ondan sonra Crespo'yu gönderirler diye düşünüyorum. Ben... Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı Yıldız. Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor. Fred'in yanına kaliteli bir isim de almak isteyen Sarılar rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi. Hedefteki isimse oldukça tanıdık olan Zenit'in izleri yıldızı Vendel. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sambacı için tekrardan harekete geçmesinin ana sebebi listesindeki diğer isimlerle istediği sonuca varamaması. Vender için bu hafta içinde satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunulacağı aktarıldı. Haziran ayında da Vender için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülememişti. Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak. Rus basını da sarılı ajvertlerin Vendel'e ilgisini doğruladı. Rus basını Fenerbahçe'nin Wendel için resmi teklif yapacağını aktardı. 2020'de Zenit'e gelen bir oyuncunun Rus ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wender 2 gol 2 asistik katkı sağladı. Futbol kariyerine 2017'de Fluminense'e başlayan Wendel, 2018'de Sporting Lisbon'a, 2020'de de Zenit'e transfer oldu. 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın şu anki piyasa değeri tam 24 milyon euro. Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak. Dominik Divakovic'in ardından transfer orta sahaya veren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme daha yaşandı. Sarı Lajverti kulübün Brezilyalı stoperi Luan Perez için artan teklifler sonrasında Fenerbahçeli kurmaylar yeni bir hamlede daha bulunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Luan Perez'i iyi bir fiyata satması durumunda gündemine bonservis içerisinde olan Senegal asıllı Fransa stoper Malang Sarı aldı. Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoperin piyasa değeri 6 milyon euro civarında olsa da 2-3 milyon euro civarında bir paraya transferinin bitirilebileceği ifade ediliyor. Ancak bu transfer için öncelikle Perez'in takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Malansar 42 kez alt yaş kategorilerinde Fransa milli takım formasını giydi. Malangsar'ın 2019 yılındaki güncel piyasa değeri tam 18 milyon euro civarındaydı. Ancak transfer olduğu Chelsea'de fazla şans bulamayınca piyasa değerinde düşüş yaşandı. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Malang daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fenerbahçe'de şok sakattık. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında ikinci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcu sakatlığı dolayısıyla Tüvente ve MK Ankara gücü maçlarını kaçıracak. Kadıoğlu'nun milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de yıldız ismi Fransız kancası. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı. Süper Lig 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe Avrupa'daki bütün maçlarında kazandı. Alınan sonuçlar taraftarları memnun ederken bir yandan ise İsmail Kartal yönetiminde kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarılağı Civertler'de bu anlamda takımdaki bazı futbolcuların geleceği büyük merak konusu haline geldi. Bu futbolculardan birisi ise Luan Perez. 29 yaşındaki Brezilyalı Süper ilgili ise flash gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile Fransız ekiplerinden değil Nice Reims'in yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi teklifin kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetiminin değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda futbolcunun transfer durumu merak ediliyor. Luan Perez geçen sezon Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Dominik Divakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğirbayat'a flaş uyarı. Kanarya kısa süre önce uzun süredir gündemde yer alan Rıvat Kaleci Ljivakovic'i transfer etmeyi başarmıştı. Sarılağı Civertler'de Ljivakovic transferinin ardından İrfan Caneribayet'in durumu ise merak konusu haline geldi. 25 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla büyük alkış almıştı. Dominik Ljivakovic transferinin ardından ise teknik direktör İsmail Kartal'ın İrfan Caneribayet ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İsmail Kartal'ın İrfan Can'a sakın moralini bozma o dünya çapında bir kaleci. Onunla rekabet etmek için daha fazla çalışacaksın. Ben Livakovic geldi. diye direkt formayı ona verecek değilim. Sen hak sürece forma senin diyerek oyuncusuna moral verdiği belirtildi. Bu görüşmenin ardından yeni transfer Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'de sergileyeceği performans taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal'ın ise kaleci konusunda forma tercihi merak konusu haline geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Bavunur'u topladı gidiyor. Fenerbahçe'de kurmaylar İsmail Kartal'ın raporu doğrusunda orta saha kurgusuna 3 takviye birden yaptı. Sarılar Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'yi kadroya dahil ederken Marsilya'dan Bartu Elmaz'la da sözleşme imzaladı. Öte yandan 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Dušan Tadić de takıma katıldı. Bu bağlamda Fenerbahçe'de orta saha ayrılıkları da devam ediyor. Takıma katılan yıldız ile kadrola forma şansı bulmakta zorlanan Miguel Crespo da ayrılık için hazırlık yapıyor. İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre İtalyan temsilcisi Genoa, Portekizli futbolcu listesine aldı ve görüşmelerine devam ettiği aktarıldı. Genoa, 26 yaşındaki futbolcunun transferini hafta başında tamamlamayı planlıyor. Sarı-lacivert formayla 65 resmi müsabakaya çıkan Portekizli futbolcu 4 kez rakip fileleri havalandırırken 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Ayrıca Başkan Ali Koç 2021-2022 sezonunun arası transfer döneminde başarılı orta saha için bir İspanyol takımından ciddi teklif aldıklarını açıklamıştı. Ali Koç o dönem yaptığı açıklamada Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez. Oyuncunun da kafası karışır ifadelerini kullanmıştı. 1.86 boyundaki Crespo, Sarı Lajver takıma 2021 yılında katılmıştı. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu merkez orta saha 10 numara ve ön numara mevkilerinde forma giyebiliyor.